Merhaba, ben Yusuf. Bu videoda planar text operasyonuna bakacağız. Geri kalan whole milling ve thread milling operasyonları da whole milling modülünün içinde aslında bunlar. Burada bakacağız. Bir daha tekrar etmemek için orada yapacağız. Planar text. Şimdi hatırlıyorsanız 3 eksende contour text vardı. Bunun düzlemsel olan arkadaşlar aşağı yani neredeyse aynı tamamen. Takımımızı da yaptık. Takımımız pantograf çıksı arkadaşlar. Bakın şöyle bir pantograf çıksı. Bunu eğer doğru çizerseniz siz doğru çıktığı da görebiliyorsunuz CAM'de. O yüzden çizmenizi öneririm. Vurbol değil tabii ki. Planner text. İşte burada drafting text oluşturacağız. Okey diyelim. Nereden yapıyorduk? Menü, insert, nottan yapıyoruz. Bu şekilde üstten bakıyorum. Burada görünüyor. Tıklıyorum. Bakın görünmüyor. Şimdi neden? Bu tür şeyler VCS'in XY düzlemine yazılır. Şunu çıkaracaktım yukarı. XY düzlemine yazılır. Aslında onu yazdı. Bakın şu aşağıda gördüğünüz gibi. Ama benim için parçanın yukarısında olması lazım ki yansıtabilsin. Menü, insert, nota tekrar gidiyorum. Şu anda yukarıya yazdık. Onu biliyorum. Türkçe harf kullanmamam lazım. Yani büyük i işte ü ö filan olmaması lazım. Bir de hatırlarsanız settings kısmından bu şeylerin ayarını yapabiliyorduk. Bakın Arial Unicode falan olmayacak. Bu sadece blok font olabilir arkadaşlar. Bu tek çizgi olması gerekiyor bunun. Böyle bir boşluk falan olmaz yani böyle hani dolu bir şey olmaz. Tek böyle tek çizgi olacak. Bunun gibi. Yine şuradan hatırlıyorsanız işte height'i boşluğu falan ayarlayabiliyorsunuz. Bunu contour text videosunda görebilirsiniz. Tekrar açıklamayacağım. Bunu seçiyorum. Burada diğerinden farklı olarak bir tane flour seçmem gerekiyor. Bu flour'dan nokta 25 daha derin bir şekilde şeyi oluşturacak. Bu şekilde. View'dan şuradan static wireframe'e bir bakalım. Bu diğeri gibi olmaz arkadaşlar. Yani şöyle bozulmalar oluyordu yani forma şey yaptığı için. Burada kolay kolay hoş olmaz. Şu girişlerde şey yapılmış. Ramp on parts olmuş. Aslında bu giriş daha güzel yani takım böyle direkt girmez. Ama eğer yumuşak bir yer işliyorsanız şuradan planch yapabilirsiniz bunu. Şöyle direkt girer bu şekilde. Ama bu tabii yani sert bir yerde bu takım ucunu eskitir. O yüzden ramp on shape yani görüntüsü biraz daha kötü olsa bile aslında daha takım daha rahat soktuğu için daha iyi aslında. Tamam. Son olarak şu 3D Dynamic'te nasıl kestiğini görelim. Şimdi bunu görmeniz için arkadaşlar bakın. Şurada birincisi Workpiece'i tanıtmış olmanız lazım. İkincisi kütükte Offset From Part yapıp şuraya da sıfır yapıp tam olarak yani bir kütük oluşturmanız gerek. Kütük olmazsa siz bu 3D Dynamic'ten işletemezsiniz. Bu şekilde işlediğini görüyorum. Birbirinin içine geçmemiş. Gayet güzel. Şurada derinliğini değiştirebilirsiniz. Nokta 25 yerine nokta 5 yapıp bu şekilde de işletebilirsiniz. Tabii nokta 5 yaptıkça daha da birbirine yakınlaşacak. Bilginiz olsun. Bunu iki seferde yaptırabilir misiniz? Burada yaptıramazsınız. Şöyle yaparsınız. Bir ilk önce nokta 25 yaparsınız. Sonra kopyalayıp bir daha nokta 5 yaparsınız. O şekilde çift şey olabilir. Genelde yazama böyle yapılmıyor. Bir seferde yazılıyor.
Blender Text bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sorunuz olursa lütfen sormaktan çekinmeyin.